Canlarım selam, ben Emre Hocanız, kanalıma hoş geldiniz. 11. sınıflarım, yeni ünitemiz çembere başlıyoruz. Lafı fazla uzatmayalım, her zamanki gibi en ince ayrıntısına kadar göstermeye çalışacağız konuyu. Gelin başlayalım arkadaşlar. Sahneyi çevirdim, notumuzu açtık. Çemberde temel ve yardımcı elemanlar. Çemberin tanımı şu: düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine çember denir. O sabit nokta benim çemberimin her zamanki gibi merkezidir. Ve o uzaklığa ise yarıçap denir. Unutmayın. Şurası benim yarıçapım. Peki ikisinin birleşmesiyle AB doğru parçası neyse biz bu çemberin çapı diyeceğiz. Mevzu ilk başta bu. Tekrar söylüyorum. Sabit noktaya çemberin merkezi, bu uzaklığa yarıçap, tamamı ise çap oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar geldik tanımlardan birincisine. Kesen çok çıkmaz ama bilin. 1. Çember ile iki ortak noktası olan doğruya kesen denir. Buradaki D doğrusu ve buradaki K doğrusu bir kesendir. Aynı şekilde bir kesen de sen çizersen, hemen şöyle kalemimizi alalım. Çizdik. Bu işte bir kesen. Ya da şu şekilde çizdin, bu bir kesen. Bu şekilde çizdin, bu bir kesendir arkadaşlar. Mevzu bu. Şimdi gelelim kirişe. Bizim için önemli bir tanım. Çember üzerinde farklı iki noktayı birleştiren doğru parçasına biz kiriş diyoruz. Örnek verirsek AB doğru parçası bir kiriştir. Aynı şekilde CD doğru parçası bir kiriştir. Sen kendin bir tane çizsen, şuraya Erzincan'ın E'si, buraya da Fatsa'nın F'si desen, EF bir kiriştir. Anlaştık mı canlarım? Yine aynı şekilde geldin, şöyle buraya K yazdın, buraya M yazdın. Kastamonu'nun K'sıyla Manisa'nın M'si KM bir kiriştir. Burada bir tanım var. En büyük kiriş çaptır. Her zaman bilinecek. En büyük kiriş çaptır. Bunu unutmayın. Peki gelelim şuraya. Teğet. Biz bunu zaten ayrı bir başlıkta çok ama çok detaylı anlatacağız. Ama şimdi sadece tanımı. Çember ile yalnız bir tane ortak noktası olan doğruya teğet denir güzel insanlar. Baktığımız zaman bu doğruyla çemberin tek ortak noktası var. O da A noktası. Başka da ortak nokta yok. İşte biz buna teğet diyoruz. Peki gelin bunların hepsini bir soruda görelim. Ya da önce yay varmış. Pardon. Çember üzerinde farklı iki nokta arasında kalan çember parçasına yay denir. Örneğin şurada ABC yayı var bak. ABC. İşte buna biz yay diyoruz. Peki bir şey hatırlatayım. Hatırlıyorsanız MABC yazıyorduk ve üstüne şapka koyuyorduk. Bu ABC açısı demek. Bu ise ABC yayı demek. Üstünde şu şekilde ise yay, bu şekilde şapka varsa buna ise açı diyorduk. Peki geldik BD yayı, ADB yayı, ABC yayı. Peki güzel insanlar, hemen bir soruyla pekiştirelim. T doğrusu. T doğrusu sadece A noktasına değdiği için bu bir teğettir. Geldim bunu teğetle eşleştirdim. K doğrusu. K doğrusu kesendir. Niye? D ile F'de kesmiş ve devam ettiği için o bir kesen. Geldik kesene gittik. OC. OC senin yarı çapındır. O zaman geldik bunu yarı çapla eşleştirdik. BC o zaman merkezden geçtiği için çaptır. Geldik onu en yukarıya götürdük. MN o bir kiriştir. Çünkü doğru parçası şeklinde M'de başlamış, N'de durmuş. Onu kirişe götüreceğiz güzel insanlar. Peki MAD o bir yaydır. Üstünde sembolü de zaten var. Ve en son DF, D'de başlayıp F'de bitmiş doğru parçası sembolü var. O zaman o da yine bir kiriştir güzel insanlar. Önce bunu bileceksiniz. Tamam mı? Şimdi gelelim yarıçap eşitliğine. Bak. Önce bir çember çizeyim. Tamam mı? Şurası benim merkezim olsun. Arkadaşlar, merkezden her yere olan uzaklıklar sabit. Buna biz yarıçap eşitliği diyoruz. Bak, yarıçap eşitliği. Peki, yarıçap sorularında çember mi kullanacaksın? Hayır. Komple dik üçgen. Şimdi önce size bir dik üçgen çizeyim. Şu dik üçgeni geldim, koyduk böyle.
Canlarım, şurası benim 90 derecem. Şurası A köşesi, şurası B köşesi, şurası da C köşesi. Bura A, burası B, burası da C. Hipotenüsün yani B kare eşittir A'nın karesi artı C'nin karesi. Peki, özel üçgenler vardı. Kenarlarına göre bileceksin. 3, 4, 5. Bu bir özel üçgen. 5, 12, 13. Bileceksin. 6, 8, 10. 7, 24, 25. 8, 15, 17. Bunları kesin ama kesin bileceksin. Peki, bir de şu var. 3, 4, 5 bir özel üçgen mi? Evet. 3 katını al. 9, 12, 15 de bir özel üçgendir. Bak, 3 katı da bir özel üçgen. Bunu böyle bileceksin. Şimdi hemen şurada sorumuza başlayalım. 1. O çeyrek çemberin merkezi. DC dik OB. Dikliği görmüşsünüz. DB 1. Şurası 1. OA da 5. Peki arkadaşlar, o zaman bu çemberin, çeyrek çemberin yarıçapı kaç birim? 5 birim. Buraya 1 verdiysen 5'e tamamlaman için burası 4 olacak. Peki hemen şöyle bir şey yapalım ve şunları bir birleştirelim. C ile sen O'yu birleştirdiğin zaman yine yarıçap eşitliğinden dolayı burası 5 geldi mi? Geldi. Burada ODC dik üçgenine baktığın zaman ODC dik üçgenini aldın. Şu üçgene yaptık. Peki bu üçgeni şuraya çizersem, güzel insanlar, şurası x, şurası 4, şurası da 5. Otomatikman burası kaç olacak? 3 gelecek. Ya da Pisagor teoreminden x kare artı 4'ün karesi eşittir 5'in karesi. X kare eşittir 9. X buradan kaç geldi? 3. Böyle bileceksin bunu. Tamam mı güzel insanlar? Şimdi geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz daha basit bir soru. O çemberin merkezi. Peki OB 8 santimmiş. Şuranın tamamı 8'miş güzel insanlar. Geldik, şöyle gösterdik. Şurası 8'miş. Peki AB'yi istiyor. Yani şurayı istiyor. İyi de burası yarıçap. Burada 5. O zaman ben buraya x dersem 5 ile x'in toplamı eşittir 8. X buradan kaç geldi? 3 geldi mi? Geldi. Olay bu. Geç bir sonraki soruya. Şimdi C noktası, konuşamadım. C noktası EFB yayının merkeziymiş. Bak, burası merkez arkadaşlar. O zaman 1. Ne biliyorsun? Şurası yarıçap, burası yarıçap, burası yarıçap. Onları kullanacağız ileride. İkincisi, ABC'de dikdörtgen. Bura 12 ise karşısı 12. Bura 5 ise karşısı 5. Bunları kullanacağım. AF uzunluğu kaç birimdir? Bak şimdi soru tane tane başla. Şurası 5 mi? O zaman burada 5, burada 5. Ama bana burası yetiyor. Şimdi şu ABC üçgenine bakalım. Bu üçgen nasıl bir üçgen? Tabii ki mis gibi bir dik üçgen. Şurası dik üçgen. O zaman o dik üçgeni ben buraya çizersem, hemen kalemimi bir değiştireyim. Şöyle üçgenimi çizdim. Güzel insanlar, şurası 90. Burası 5'ti. 5 buraya geldi. Burası 12 idi. Burası 12 oldu. Burası da senin hipotenüsün. Hipotenüsün de x artı 5. Özel üçgenden de yapabilirsin. Pisagor teoreminden de yaparsın. Bura 5. Bura 12 ise senin hipotenüsün kaç olacak? 13. O zaman x artı 5 eşittir 13 ise x buradan kaç gelir? 8 gelir. Doğru cevabım 8. Geç bir sonraki soruya. Şimdi hemen bilgileri vereceksin. Emre hocam, önce bize bir bilgileri ver. Şunun bir rengini değiştirelim. Siyaha alalım. Ve kalınlığı da şu olsun. Bir tane dikdörtgen çizdim. Bu dikdörtgende ben şunu biliyorum arkadaşlar. Bir, şu bir köşegendi. Şu bir köşegendi. Köşegen uzunlukları önce birbirine eşittir. Yani şu kırmızı ile çizdiğimiz uzunluklar tıpatıp birbirinin aynısı. İkincisi, birbirini ortalar. Tamam mı? Bunları böyle bileceksiniz. Üçüncüsü, dik kesişmez. Dikdörtgende köşegenler dik kesişmez. Peki şu uzunluk A ise bu uzunluk da A, bu uzunluk da A, bu uzunluk da A. Bunları böyle bileceksin. Tamam mı canlarım? Ve şuraya A, B, C, D yazalım. Şurası da kesişme noktası E olsun. Bunu önce notunu alacaksın. 1. Burada bir 6 var. Burada 8 var. Şimdi nasıl olacak da ben X ve Y'yi bulacağım? Çok basit güzel insan. Bak, çok basit. Bu bir dikdörtgen mi? Hemen şunu yine bir nokta nokta yapalım ve başlayalım. Sen B ile O'yu birleştirdiğin zaman
Neyi buldun? Yarıçapı buldum. Tekrar yapıyoruz. B ile O'yu birleştirdiğim zaman ben yarıçapa buldum. O zaman burası 8 ise bunun karşısı 8. Peki şurası 90. Şu üçgen bir dik üçgen çıktı mı? Çıktı. 6, 8 ise o zaman hipotenüsün kaç olacak? 10. Yani sen OB'ye ne demiştin? Bu benim yarıçapımdı, 11'im. O zaman burası 6 ise 10'a tamamlayan değer 4. Burası 8 ise 10'a tamamlayan değer 2. O zaman x dediğin değer 4, y dediğin değer 2. Toplamları da 6 geldi mi? Geldi güzel insan. Ben bir yudum su içeyim. Ve geçelim son sorumuza. Şimdi yine aynı mantık var bak. İyi izle. 1. O çeyrek çemberin merkezi. Tamam hocam. OC 9 birim. CE 6 birim. Peki burada ne biliyorsun? Sen aslında çemberin ne yaptın arkadaşım? Yarıçapını buldun. Yarıçapın 15 birim. Geldin buraya 15'ini yazdın. O zaman buraya da geldin 9'unu yazdın. Peki güzel insan. Ne istiyor soruda senden? Neyi istiyor? DB'yi istiyor. İyi de hocam. DB'yi nasıl bulabilirim? Ya buradan aşağı bir dik atabilirsin. İşine yarayacak mı? Ya da O ile D'yi birleştirebilirsin. O işine yarar. Bak niye yarar? Çünkü sen O ile D'yi birleştirdiğin zaman o zaman otomatikmen şurada bir dik üçgen elde ediyorsun. O dik üçgenin de hipotenüsünü biliyorsun. Bak şu üçgeni de hemen göstereyim. Sana şurada üçgeni gösterdim. Bura 9, bura 15. Hemen onu bir şuraya çizelim mi güzel insanlar? Hemen şöyle nokta nokta çizsek ne olur ki? Her seferinde kalemi değiştirmeyelim. Geldik şuraya. Geldik 15 yazdık. Buraya 9 yazdık. O zaman özel üçgenlerden hatırla. Baştan başla. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15. 3 katını aldığın zaman o da bir özel üçgen. O zaman şurası kaç? 12. Geldim buraya 12 yazdım. Peki bu bir dikdörtgen mi? Evet. Karşılıklı kenarlar birbirine ne? Uzunluk olarak eşit. O zaman 12 artı x dediğimiz ifade 15. X buradan kaç geldi? 3 geldi ve ders burada bitti güzel insanlar. Hemen sahnemizi değiştiriyoruz. Bir sonraki derste kirişi işleyeceğiz. Detaylı anlatımlar olacak. Bütün her şeyi en ince ayrıntısına kadar göstereceğiz. Moralinizi yüksek tutun, motivasyonunuzu yüksek tutun. Artık siz 12. sınıf adayısınız. O yüzden çalışmalara sağlam yapın. Seviliyorsunuz canlarım.